1955 yılında bugünkü adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümüne giren Devrim Erbil, Halil Dikmen ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan dersler alır. Ama kısa sürede hocalarının disiplinini terk eder ve kendi tarzının peşine düşer. 50'li yılların sonuna doğru Erbil'in tuvalinde tuhaf biçimler belirmeye başlar. Geometrik ve çoğu kez katı çizgiler. Birbirini tekrar eder gibi görünen, yine birbirine geçmiş lekeler, geometrik ve boyanmış insan figürleri, soyutlanmış görünümler. Sanatçının ilk öğrencilik yıllarındaki çizgisel şiiri ve romantizmin sınırlarında dolaşan manzaraları şimdilik yok olur. Figür tam olarak yok oldu denmese de çoğu kez renk kümelerinin kurbanı olmaktan kurtulamaz. Meyve Toplayanlar, Köylüler, Soyutlamadan Yana ve Mistik Bakış adlı çalışmaları bu durumu açıkça belli eder. Ancak 50'lerin sonunda soyutlama çabası hepten ağır basacaktır. Gravür ve desen çalışmaları açık biçimde Polkle ve Mondrian'a birer göndermedir. Üstelik 1959 yılında yapmış olduğu çalışmalardan birinin adı Klee Sevgi adını taşır. Bu keskin dönüşüm aynı zamanda yeni bir grubun da habercisiydi. Soyutçu yediler. Ve bu dönemde geometrik doğa görünümlerinin yanında sıcak bir rengin varyasyonlarıyla biçimlenen soyutlamalar da ilk örneklerini vermeye başlayacaktır. Devrim Erbil 1962 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne asistan olarak girer. Ve bir yıl sonra 1963 yılında dört arkadaşıyla birlikte Mavi Grup adını verdiği grubun kurulmasına öncülük eder. Klee etkisinin görülmeye devam ettiği bu yıllar yaklaşık 1966 yılına dek sürecektir. Soyutçu çizgi ve düzleştirilmiş resim yüzeyi şimdi Türk resim sanatına özgü bir arayışın da izlerini taşımaktadır. Üstelik bu kez çeşitleme ve ritim sözcükleri ilk kez Erbil'in çalışmalarında ağırlıklı olarak kullanılmaya başlar. Ritmik kurgu, çizgisel ritim, doğa tutkusu üstüne çeşitlemeler, doğa yorumu ve Anadolu çeşitlemeleri. Devrim Erbil, mavi rengi yoğun olarak ilk kez bu dönemde kullanır. Ve tüm kariyeri boyunca da bu renkten asla vazgeçmez. Gerçekte 60'lı yıllar Erbil'in saplantılı biçimde kullanacağı 3 farklı temanın da habercisidir. Anadolu, ağaç ve ritim. Bu dönemde Anadolu ve Anadolu yaşantısı sadece ressamların gözdesi değildi elbette. Orhan Kemal'in Gurbet Kuşları, Nazım Hikmet'in yeniden basılan Memleketimden İnsan Manzaraları, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i ve Yerdemir Gökbakır'ı ressamlarla aynı toplumcu gerçekçi dili kullanıyordu. Devrim Erbil 1959 yılında akademiyi bitirdiğinde Anadolu arayışlarına kendi tarzında bir yanıt verir. Bu soyutlama, Anadolu Kasabası adını taşıyan duralit üzerine yağlı boya bir tablodur. Tablo her ne kadar Batı sanatının akılcı üslubuyla yapılmış bir hava yansıtsa da yine akılcı ama Türk resmine özgü bir arayışın da sinyallerini barındırır. Sarının farklı tonları, soluk pembe, eflatun, uçuk gri ve zeytin yeşili renkler ilk anda istif edilmiş gibi görülür. Ancak dikkatli bir göz, renklerin biçimlendirdiği her şeyin özenli bir mantık bağıyla örüldüğünü fark eder. Yüzeyde görülen renkler hemen hemen tüm geometrik biçimlerin içinde mevcut. Renk hem biçimi oluşturmuş hem de bir diğer biçimin varlık nedeni olmuş. Tüm bunların ötesinde daha ilk bakışta Anadolu'nun bir yamaca kurulmuş kasabasını görmek mümkün. Tek katlı, kiremitli evler, düzensiz sokaklar ve hasat zamanını anımsatan sarıya yakın ılık bir manzara.
4 yıl sonra 1963 yılında Anadolu bu kez çok daha özgün bir yoruma kavuşur. Bir Anadolu kasabasında yaşantı üzerine çeşitlemeler adını taşıyan tuval üzerine yağlı boya tablo yine sıcak tonlardadır. Ancak bu kez boyadan çok çizginin hakimiyeti öne çıkar. 130'a 180 santimetre boyutlarında büyük bir tablo. Solda uzun ve kıvrımlı bir sokak, üzerinde birkaç araba, sağda yine uzun bir sokak ve çevresine dizilmiş evler. Sağ alt bölüme yakın bir bölgede boş bir alan. Gözün ilk algıladığı nokta belki de bu boşluk. Bir ilkokul bahçesi, bir cami avlusu ya da kasabanın ortak kullandığı bir pazar yeri ya da bir panayır alanı. Sağda bir at arabası. Üst orta bölümde minarenin hemen yanında kanıyı andıran bir at arabası daha. Çizgilerin el hiç kaldırılmadan çizildiği ve tüm biçimlerin birbirine bağlandığı izlenimini veren manzara bu haliyle kuş bakışı bir görünümle resmedilmiş gibidir. Derinlikten söz edilmese de bakış düzenli biçimde yukarı doğru çekilir. Bu da aslında Devrim Erbil'in az da olsa derinlik kaygısı güttüğünün bir göstergesi olsa gerek. Gerçekte resmin bakışı yukarı çekmesi boşuna değil. Resme baktıktan kısa bir süre sonra göz tabloyu dikey olarak kesen üç ana caddeyi hemen algılar. Bu keskin ve net bir kesme sayılmasa da tüm yüzeyin geometrik olarak önceden dikdörtgenlere bölündüğü izlenimini verir. Nitekim Devrim Erbil, sonraki yıllarda yapacağı tüm Anadolu resimlerinde de aynı dikey bölünmelere yer verecektir. Devrim Erbil, Anadolu kasabalarına ait görünümleri farklı boy, biçim ve teknikte tuvale aktarmaya hiç ara vermez. Nitekim 1966 yılında 3 yıl önce yaptığı Anadolu görünümünü çok daha sıcak tonlarda ama aynı çizgilerle yapmayı sürdürür. Üstelik kasaba aynı kasaba, mekanlar aynı mekandır. Tek fark, bakışın biraz daha uzağa çekilmiş olması. Kiremit renginin hakim olduğu yüzeyde çizgiler daha bir soyutlanmış gibidir. Çok daha yüksekten bir bakışı yansıtan manzara, bu haliyle neredeyse 300-400 yıl öncesinin kent planlarını andırır. Üstelik Anadolu çeşitlemelerinde minyatür sanatının istifleme ve tasvir geleneğini kullandığı gözden kaçmaz. Tıpkı minyatürde olduğu gibi tüm biçimler düz bir yamaca yığılmış, zaman ve mekan duygusu kaybolmuş gibidir. Öyle ki kasabaların bazen bir kent planını, bazen de ilkel bir resim haritayı andırması tesadüf değildir. Üstelik aynı görünümlerin küçük değişikliklerle tekrar tekrar verilmesi bile tesadüf olmaz. Bu durum her ne kadar Erbil'in hiç bitmeyen tereddüt ve ikilemini yansıtıyor gibi algılansa da, aynı zamanda geleneksel Türk süsleme ve İslam sanatında kendini gösteren tekrarın bir yansımasıdır. Anadolu betimlemeleri bazen Anadolu'da örülmüş bir halıyı andırırken, bazen de Matrakçı Nasuh'un 16. yüzyıldaki kent ve kasaba planlarını, minyatürlerini andırır ya da Nakkaş Osman'ın muhteşem bir özenle istiflenmiş minyatürlerini. Devrim Erbil'de minyatürün izini sürmeye devam ettiğimizde, bu kez karşımıza çok daha başarılı bir örnek çıkar. 1970 yılında yaptığı Bayram Namazı adlı yağlı boya çalışması, Doğu sanatının yığınsal ama yalın anlatım gücüyle soyutlamanın çizgisel inceliğini birleştirir. Camiyi çevreleyen revaklı bölüm arasına yerleştirilmiş insanlar, tüm soyutlamaya rağmen hemen fark edilir. İbadet için saf tutmuş insanlar, hem yatay bir sırada hem de iç içe geçmiş gibi duran bir ovallikte verilir. Cami, cami alanını çevreleyen bordür ve insanlar, resim yüzeyinin tamamı içinde ayrı ve seçilebilir bir düzenlemeyle yerleştirilmiş. Geri kalan her şey ince bir soyutlama ve tasarım zekasının ürünü. Birbirini kesen, teğet geçen ve önceleyen çizgiler, tablonun geneline toplu halde ve her yöne hareket eden bir ritmi, belki de doğuya özgü bir dansı da armağan eder.
Erbil hareketi ve ritmi resmin plastik bir öğesi gibi kullanırken, kent ve mekan düzenlemelerini de baştan sona bir ritme uydurur. Anadolu kasabalarının yanında 70'lerden itibaren İstanbul'da ezici bir kent dokusuyla kendini göstermeye başlar. Ama bu İstanbul, on binlerce çizgiden oluşan ve hiçbir insana yer vermeyen düşsel bir İstanbul'dur. Ve tüm İstanbul resimlerinde sadece Boğaz, Galata, Sultanahmet ve Süleymaniye görülür. İstanbul'u dar bir kara parçasına indirgeyip tüm İstanbul'u anlatabilmek hem Devrim Erbil'in başarısı hem de kentin. Zira İstanbul'un bu kesiti hem mimarinin hem de tarihin üst üste binmiş, dip dibe yığılmış katmanlarını tek karede yansıtır. 1967 yılında kağıt üzerine çini mürekkeple yapılmış bir İstanbul çalışması dikkat çeker. Gelecek tüm İstanbul betimlemelerinin de ipuçlarını veren bu çalışma, kuş bakışı bir yarımada görünümü sunar. Galata Kulesi hemen fark edilir. Galata Köprüsü ve kayıklar, kıvrak çizgilerle soyutlanmış lekeleri andırır. Devrim Erbil'in harita ve eskilerin resim harita karışımı topografya çalışmalarından etkilendiği açık. Tek farkı modern çağların bakışıyla verilmiş kuş bakışı görünüm. İstanbul resimlerinin çoğunda dikkat çeken kuş sürüsü, Devrim Erbil için en az İstanbul'un kendisi kadar derin bir saplantıdır. Ama aynı kuşlar İstanbul dışında farklı mekanların da vazgeçilmez aktörleridir. Sanatçının uçma temalı çalışmalarında ya da soyutlamalarında görülen kuş kümeleri her zaman renge indirgenmiş bir fon üzerinde salınırlar. Bazen de kuşların kendi bizzat fonu oluşturur. Ancak kuşlar çoğu yüzeyde uçan canlı varlıklardan çok bir ritmin taşıyıcılarıdır. Bazen açık mavi bir fonda beyaz lekeler gibi görünürler. Bazen de koyu mavi bir fonda açık mavi lekeler gibi. Daha çok doğanın diliyle konuşan Devrim Erbil, fetiş nesnesi olarak seçtiği kuşları bazen de ağaçlarla birleştirir. Bazen de bu birleşme ağacın ve kuşların tek gövdeyi paylaşması gibi tuhaf şekillerde ortaya çıkar. 1978 yılında yaptığı Ağaç Kuşları adlı çalışması bu durumun belki de en iyi örneği. Bir gövde ve dalları oluşturan kuşlar. Ancak dallara ait hiçbir iz yok. Kuşlar gür ve bol yaprakların yerine geçmiş. Hepsi birden hem dalları hem de yaprakları oluşturmuşlar. Ama öyle değil. Kuşlar ne dal ne de yaprak. Belki de ağacın kendisi. Ağaçsa hem bir kuş kümesi hem de bir ağaç. Ya da resmin tamamı hem bir kuş ağaç hem de ağaç kuşları. Ama yine de farklılar. Ağacın gövdesini resimden çıkardığımızda geriye anafor şeklinde savrulan kuş sürüsü kalır. Tablonun anlamı, düzeni ve tasarımı asla bozulmaz. Ancak tablo bu kez başka bir resmin konusuna dönüşür. Daha da ileri gidip resimden kuşları da kaldırırsak, aynı tablo geri plandaki turkuaz mavisi ve uçuk sarı renkleriyle başka tabloların konusu olmaya devam edecektir. 2004 yılında yaptığı Yönler adlı çalışmasında sadece mavinin tonları ve çizgilerde kullanılan siyah dikkat çeker. Bu resme yön bulmak için baktığınızda, çizgilerin delicesine birbirine girdiği merkeze saplanıp kalırsınız. Çok yönlü bir çizgiler girdabında yön duygusunu kaybettirmek belki de resmin illüzyona varan en büyük başarısı. Birbirini kesen sert ve kesik çizgiler daha çok ağaç ve ağaçlar temasını yansıtır. Buna belki de doğanın kendisi demek gerek. Ağaç, yaprakları çıkarıldığında salt varlığıyla bile çizgisel bir değer taşır. Dikey bir gövde çizgisi ve her yöne uzanan dallara ait ince çizgiler. Yapraksız ağaç, soyulmuş bir ağaç varlığına işaret ettiği gibi çizgisel soyutlamanın da önünü açar. Hatta sanatçıya zahmetsiz ve hazır bir malzeme sunar. Bu da
ağacın soyulmuş ve soyutlanmış çizgilerini Devrim Erbil'in kendi çizgisiyle birleştirir. Erbil'in 1990 yılında yaptığı kendi portresi bunun en güzel özeti. Ağacın gövdesi ve dalları sanatçının solunum sistemi ve beyniyle bütünleşmiş. Soluk alıp veren ve düşünen bir ağaç ya da ağaçla ve doğayla düşünen, soluk alan bir adam. Devrim Erbil 80'li ve 90'lı yıllarda kendini ve bazı anonim insan figürlerini ağaçla, kuşlarla ve doğayla birleştirmeyi sürdürür. Bu kez hedefinde hem epidir ihmal ettiği renkler hem de yeni teknikler vardır. 1980'de monotip baskı tekniğiyle yapılan otoportre, sanatçının siyah-beyaz bir fotoğrafı üzerinden gerçekleştirilir. Amerikan pop art geleneğine uygun yapılan bu çalışma, 10 yıl sonra, 1990 yılında, Andy Warhol'un tarzına da bir gönderme yapacaktır. 90'lı yıllarda yoğun olarak kullandığı pop art tarzı, sanatçıyı bazen pop art'ın ünlü isimleriyle de buluşturur. Pop art'ın önünü açan en büyük sanatçılardan Robert Rauschenberg'le yine 90'larda aynı fotoğraf karesinde buluşmaları çok da tesadüf olmasa gerek. Ancak Devrim Erbil, pop art'ın neredeyse monoton bir tekrara dayanan tarzını kendi çizgisinde dönüştürmeyi başarır. 1990 yılında yapılan bir dörtlü portre, sanatçıyı aynı şekilde ağaçla birleştirir. Tablonun düzenlenmesi, Amerikan pop art sanatçılarından çok daha farklıdır. Sadece iki renge indirgenmiş zemin ve figür, kılcal damarları andıran çizgileriyle resmin tamamını pop art içinde özgün bir noktaya getirir. Üstelik tablonun çizgilerini oluşturan aynı ağaç, öncesinde ve sonrasında ipek baskı tekniğiyle yapılmış başka tabloların içinde de yer alır. Tuval üzerine yine ipek baskı tekniğiyle yapılan ve sarı, kırmızı, mavi adını taşıyan tabloysa, Erbil'in ana renklerden yarattığı çoklu renk skalasının en güzel örneği. Pop art düzenlemesiyle yapılan tablo, bu kez hem ağacı hem de amorf biçimleri, belki de kuşları barındırır. Tablo, renkleriyle matematiksel bir düzenlemenin tekrarını sunarken, biçimiyle aynı düzenlemeyi ritimle buluşturur. Sanatçının 3 Ocak 1990 tarihini taşıyan bir desen ön çalışmasında aldığı notlar, onun aslında nasıl bir çalışma düzeni izlediğini gösterir. Bu notlar hem mavi ilişkinin hem de sarı-kırmızı-mavinin ön hazırlıklarıdır. Tıpkı çok daha eskiden 1959 yılında aldığı resimsel notlarında sol alt köşede görülen çalışmanın 1975 yılındaki kalkan ağacının ön hazırlıkları olması, diğer şekillerinde ağaçları, çizgisel soyutlamaları, hatta pop art etkisini haber vermeleri gibi. Devrim Erbil'in çizgisel ya da renksel soyutlamaları farklı bir resim diline ait metinler gibi düşünülebilir. Ancak karşımıza çıkacak metin, bilgi vermeyi, haberdar etmeyi ya da bir öyküyü anlatmayı hedefleyen düz metinden çok, duyguyu resmetmeyi amaçlayan şiirsel bir metin olacaktır. Renklerin ve şekillerin tekrarı, düz ya da ters uyumu, ikili benzerlikler ya da ikili karşıtlıklar ve tüm bunların yarattığı ritim, şiirle aynı dili kullanır. Ve her ritme ya da renklere sessel bir karşılık verildiğinde ortaya çıkacak müzik, bir doğa senfonisi olacaktır. Ancak doğanın rastgele oluşan ve bir kaosun müziğini andıran senfonisi, Erbil'in fırçasında orkestra şefine de kavuşur. Kuşların toplu halde yaptıkları dans ve müzik, suyun titreşimlerine aynı koreografiyle karşılık verir. Çerçevelenmiş resimde küçük bir kesitini gördüğümüz dans ve müzik, çerçevenin dışında da devam eder. Gerçekten de Devrim Erbil'in resimsel sınırı ya da çerçevelemesi, doğanın ya da figürlerin çizgisine net bir sınır koymaz. Döngü, sonsuzluk, uçmak ve öteye gitmek, bu sınırsızlığı bazen tabloların ismiyle de doğrulayan sözcüklerdir.
Ancak Devrim Erbil, kuşların, ağaçların, balıkların ve denizin bir ressamı olarak görülmemeli. O, kuş ya da ağaç resmi yapmaz. O, bir oluşum anının ya da bir sürecin tanıklığını tuvale aktarır. Uzak bir gelecekte, insanların bu resimlerde kuş ya da ağaç görmediklerini söyleyebilme olasılığı onları hatalı çıkarmayacaktır. Öyle ki, sanatçının çizgisel ve mavi renk ağırlıklı soyutlamalarını anlamak için gerçek yaşamdan görüntüler aramak boşuna olur. Yapılması gereken belki de çerçevenin içindeki dünyayı ayrı bir dünya olarak düşünmek. Her şey adeta rastgele oluşmuş. Hiçbir şey çizginin ve rengin ötesinde bir anlama karşılık gelmiyor. Amacımıza hizmet edecek ne güçlü bir perspektif duygusu, ne bizi yönlendirecek bir bakış açısı, ne de bir başlangıç noktası var. Başlangıçtan ya da sondan söz edilemez. Çizgiler sanki az sonra bir anlama kavuşacak ve az çok tahmin ettiğimiz bir figürün hatlarını alacak gibidir. Picasso, hayvan ya da insan figürleri çizerken, geometrik soyutlamayı çizimin en sonunda yapar. Örneğin bir boğayı resmederken, boğa ilk başta genel çizgileriyle kendini gösterir. Ancak çizgiler yoğunlaşmaya başladıkça boğa kaybolur. Bu kez boğanın damarları, güçlü kasları ve açılmış gözleri öne çıkar. Boğanın kendisi yok olmuş gibidir. Sonunda ortaya çıkan resim de boğayı değil, boğa fikrini işaret eder. Erbil'in çizgisel soyutlamaları da benzer bir fikrin yolunu izler. Kuş olduğundan şüphelendiğimiz ama benzetemediğimiz lekeler, kuşa değil, kuş fikrine karşılık gelir. Sadece çizgilerden oluşan tuhaf ağaç biçimleri, ağacı değil, ağaç fikrini temsil eder. Bu da elbette görünen gerçekliği değil, görünenin altındaki görünmeyen gerçeği işaret etmektir. Ve kuşlara işaret etmenin çizgisel karşılığı her sanatçının elinde farklı çizgilere karşılık gelebilir. Bazen çakışan iki çizgiyken bazen de üç ayrı yönde üç çizgi olabilir. Bu durum aslında gerçek anlamda dilin de karşılığıdır. Ancak soyut bir resmin gramerini çıkarmak ve onun resim olmasının ötesine geçmek bazen resmin güzel sanat boyutunu ortadan kaldırır. Ve haz vermesi gereken tuval yüzeyi matematiksel bir uğraşın sıkıcılığına bürünür. Devrim Erbil'in şiir diliyle yarattığı soyutlamaları çoğu kez böyle bir yorumu kaldırmaz. O her ne kadar görünenin altındaki titreşimi, hiç bitmeyen oluşumu ve baş döndürücü hareketi göstermek istese de bunu ayrı bir evren olarak tasarlamaz. Bizim görmediğimiz, onun göstermek istediği evren, gördüğümüz evrenin iz düşümü, hatta gölgesidir. Kuşların toplu halde kanat çırpışı, suyun sesi, ağaçların haber verdiği rüzgarın ıslığı, mevsimlerin renklerle ifade bulan varlığı, Anadolu'nun ve İstanbul'un insansız ama insan varlığını haber veren görüntüsü ve ışığın yakamozlar çizen titreşimi, Devrim Erbil'in soyut evrenine ait suretlerdir. Oluşmakta olan, dönüşen, kaynayan, devinen ve yüzeye çıkmış, renkle ve çizgiyle yaratılmış düşsel bir evren. Ve tüm bunlar Erbil'in yorulmak bilmeyen fırçasında değişmeye hala devam ediyor. Tıpkı hep aynı kesitini yansıtan ama durmadan değişen İstanbul gibi.